Burası Göynük Kanyonu'ndan sonra 650-700 metreye yakın bir rakımdaki son çıkış noktası. Buradan sonra hafif eğimle, inişlerle, çıkışlarla devam edeceğiz. Yalnız kanyondaki kamp yerinden itibaren sürekli tırmandık ve bu noktaya ulaştık. Burası son çıkış. Evet, Göynük'ten Göynük Yaylı'ya yürüyoruz. Belbaşı mevkisindeyiz. İki tane Rus arkadaşla karşılaştık. Bayağıdır yürüyoruz onlarla. Bu İzrasiya da. İzrasiya. Haroşi, Pervras ve Türsiya ile yeni. Pervi. Ты можешь сказать первый. Город первый. Здесь первый. Здесь город первый. Город первый, ha. Хороший. Здесь как эта дорога Ликия Твей? Ликин дорога как? Очень хорошо. Очень интересно, очень красиво. Very nice. Необычно. Very nice place. Окей, я понимаю. Ну, как говорить по-русски? Нет, нет, нет проблем. Английский, по-русски. Хорошо. Как получится? Русский. Очень, очень красиво, очень красивый пейзаж. Да, откуда, откуда слышал про Ликия дорога? Откуда слышал? Потому что здесь много русских человек есть. Они пешком здесь всегда. Интернет в основном. Есть знакомые интернет. Да, да, да. Друзья. У нас есть так называемая Академия вольных путешествий, где собираются люди, которые ходят сами вольно. Да, да. И там есть такой Шанин. Шанин, который вокруг света три раза ходил. Вот он турецкие тропы нам открыл. Только он, да не, нет, ликий, Федор, он не ликийский. По ликийской он не ходил. Но вот по этой, он на этой тусовке, скажем так, он рассказывал про турецкие тропы, и очень понравилось. Мы еще, вот я тоже хотел пройти где-нибудь в Турции. Как бы Шанин вот, тут понимаю, ни при чем. Ну, хорошо. У тебя да, а вот я, он, для меня он был, вот он номер на Турцию. Да? Вот так. Хороший. Ну, очень много в интернете информации. Да, 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 понимаю. В России, как Ликия дорога, дорога есть или трекинг? Есть, есть Кавказ такой, сам же на Эльбрусе. Да, Кавказ, я тоже был, Казбек, я был, Азербайджан, Кавказ, я был. Алтай, а, Алтай, очень много. Да. Байкал. Урал, да. Рядом Байкал, Алтай, горах, там, там есть, есть, да? Есть очень много, да, очень много интересного. Имя, Чемал как? Есть, там такой поселок Чемал, от него много туристических баз. Не только Чемал. Не только Чемал, да. Там, много, там много, 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 много троп, много нанесено на карту. Open Street Map. Есть такая интернет. Open Street Map. Сайт. Open Street Map. И там карты с тропами. Open Street Map. Open Street Map. Открытая, типа уличная карта. Окей. Мы будем здесь писать. Да. О, китабын башлангычы шаханы. Rüya görüyor ya, Amerika'da caddeler, her yer Türkçe isimler. Evet. Center diye bir isim yok, hepsine merkez demişler falan. Her yerin adı Türkçe, lahmacuncu, kebapçı, bilmem neci. Sonra uyanıyor tabi, rüyaymış diyor. Burada Konya merkezi. Yine var, geliyorsunuz. Ben şimdi şey... Yolun güzelliğine bak ya. İnanılmaz bir renk cümbüşü içerisinde yürüyoruz. Bu rotanın en güzel zamanı bence. Evet, çok güzel bir kamp yeri. Asma tencereyle burada yemeklerini de yapmışlar. Güzel, çok iyi.
Evet. Güzel bir su kaynağı. Vadi tabanına inip vadi tabanından karşıya atlıyoruz. Oradan da yukarıya doğru çıkacağız. Evet, dere yatağı. Ama yer yanlış yazmış. Bu bölgeye Guz diyorlar. Büyük ve siyah bir kaya blokunun yanından geçiyoruz. Guz'dan Ovacık istikametinde ilerliyoruz. Ekim olmasına rağmen hava öyle sıcak ki kanyon zemininden suyun sesleri geldikçe mutlu oluyoruz. Birazdan suya gireceğiz üstümüz başımızla. Kanyon içinde ilerliyoruz. Millet soyundu, suya girecek. Kanyonda biraz zevk, biraz eğlence, süper. Birazdan biz de oradayız. Ay, o ne ya? Bıçaklar kokuyor değil mi? Bıçaklar kokuyor. Kokuyor. Yeter bana. Kafayı da sok. Kafayı sok. Vadi tabanından biz çıktık dere yatağından ama arkadaşlarımız hala çıkamadılar. Bir müddet bu geçitte onları bekleyeceğiz. Burası da heyelan bölgesi. Vurmak tehlikeli aslında. Evet, kanyon çıkışından sonra toprak yolun ağzına geldik. Önceleri buraya yoktu. Bu yol yeni açılmış. İn yokuş, çık yokuş. İn yokuş, çık yokuş. Patikadan tekrar toprak araç yoluna çıkış yeri burası. Toprak yola çıkar çıkmaz orada bir Beşiktaş formalı adam var, Oğuz abi. Onun olduğu yere tekrar patika giriyor. Gerçekten yorucu bir parkur. Habire tepeleri inip inip çıkıyoruz. Yürümüştür tabii. Evet, tamamen kapanmış bir orman yolunda ilerliyoruz. Orman yolunun bu kısmını biraz düzeltmişler. En azından biraz hız yapıp mesafe kat edebiliriz. Saat 2'yi geçti. Yolu yeni yarıladık. Daha Göynük Yayla'ya ulaşamadık. Göynük Yayla'dan sonra 16 kilometremiz daha var. Gidelim. Evet, bu şose yoldan geldikten sonra daha büyük bir toprak yoluna, orman yoluna giriyoruz. Buradaki işaretler ve okları kale almıyoruz. Arkadaşlarımız yanlış çıkmışlar. Buradan gitmeyeceğiz. Toprak yoldan devam ediyoruz. Toprak yolda kaya babaları var zaten. Tavura Pacalavat, hoş geldiniz. 2,5 kilometre Göynük Yayla. Öyle işte.
Geldiğimiz yol gerilerde kaldı. Su var. Ve şurası da kamp yeri. Dikkat akrep. Apasna Scarion. Rusçasında yazmışlar, dikkat edin akrep var. Kayada dikkat edin akrep var yazıyor. Burada da çok güzel bir ocak. Ve yanında rengarenk bir kaya. Kumun üzerinde kamp yapılmış. Yine kanyon yatağına indik. Buralarda da kamp yapılmış belli ki. Buraya da çam ibreleriyle güzel yumuşak bir yatak. Kanyon yatağında son sular. Yazın sonu çünkü. Tekrar Göynük Kanyonu'nun yukarıdaki Ovacık Köyü'nün altındaki yatağına tekrar giriyoruz. Evet, heyelan bölgelerinde mecburen patikaya girmek için ufaktan tırmanışlar da yapıyoruz. Heyelan'dan yol kaybolmuş. Oradan dikine çıkışla. Şimdi tekrar toprak yola ulaşacağız. Buradan bir müddet toprak yol. Sonra yine patika. Hemen yukarımız yol. Araç yolu. Evet, 200 metre kadar bir asfalt geçişinden sonra tekrar sağa patika ayrılıyor. Göynük yaylaya doğru son çıkış. Birazdan evler başlayacak. Evet, teknoloji ilerledi. Likya yoluna merdivenli geçiş. Tel örgüyü bu merdivenle arkaya geçiyoruz. Göynük Yayla'da çok güzel bir nar bahçesi. Güzel bir nar bahçesinin yanından yürüyüşümüze devam ediyoruz. Şahane bahçeler. Domatesleri gördün mü? Kabak. Nadir Kaptan'ın yerinde altına hücum var. Tamam abi, bak 25 altına hücum var. Şey, en çok da altına hücum eden Ümit. Evet, bu bölümün adı altına hücum. 10 lira verin ekmeğe ya. 10 lira verin. 10 lira ekmek, tereyağı kaç lira abi? Tereyağı bize. Abi yok, sen şey yapma. Ya abi durun ya. Nadir Kaptan'ın yerinde yaşıyoruz. Göynük Yaylası. Hadi arkadaşlar 5 lira 10 lira atın hadi. Hoca sen 5. Evet İsmail abi. Hoşça kalın. Teşekkür ederiz abi. İyi yaptın vallahi bugün katılmakla. Evet, çok teşekkür ederim. İyi oldu, bir daha görüştük. Yani az da olsa. Kısmet bulduk, sonra yine görüşmek üzere. İnşallah inşallah. 6 tane 4 tane. Eyvallah. İyi etkinlikler. Sağ ol abi. Gidiyor musun şimdi? Evet, meşhur Nadir Kaptan'ın yerinden. Likya yolu yürüyüşçüleri bilir onu çünkü. Gedelme'ye doğru yola çıkıyoruz. Nadir Kaptan'ın kabak tarlası ve ayva ağaçları.